11 çocuk, hepimizin yüreğini yakan o anlarda neler yaşadı kim bilir. Korkudan kuş gibi atan kalpleriyle, minicik parmaklarıyla yangın merdiveninin kapısına yüklendiler ama açamadılar. Ülkemizde hangi yangın merdivenine baksanız mutlaka bir terslik var. İşte Şov Haber kameralarına yansıyan en basit örnekleri. Kaynak, asma kilit, zincir, bisiklet kilidi. Olmaması gereken her şey var. Olası bir yangında hayat kurtarması gereken merdivenler geçit vermiyor. Adana'daki yurt yangınında yangın merdiveninde kilit olduğu iddiaları herkesin yüreğini acıttı. Ancak o tarz manzaralar her yerde karşımıza çıkıyor. Tıpkı bu arkamdaki binada olduğu gibi. Beyoğlu'nda, İstanbul'un göbeğinde 8 katlı bir iş merkezi burası ama yangın merdiveni kilitli. Elbette yangın merdivenlerinin standart olanları var. Çoğu da kriterlere uyuyor. Ancak hayatı taşıması gereken o basamakların sonu genelde çıkmazla bitiyor. 8 katlı binanın kilitli yangın merdiveni birinci katta sonlanıyor. İçinde bir merdiven var ama asma kilidi de görebiliyorsunuz. Belki de yıllarca hiç açılmadı, paslanmaya da yüz tuttu. İşte herhangi bir tehlike durumunda vatandaşlar buradan nasıl çıkacak, en büyük soru işareti. Var mı sizde anahtar? Bütün katlarda olması lazım diye biliyorum. Sizde var mı? Hatta aslı olması lazım. Bize değil ki, belki sizde var arkadaşlar da. Onlarca, yüzlerce kişinin yaşadığı meskenlerde de yangın merdiveni olmak zorunda, ancak bu binada biz göremiyoruz. Ancak bir iş merkezi zorunlu olduğu için bir yangın merdiveni yaptırmış buradaki insanlara göre, çevredekilere göre, ama o da uzun zamandır belli ki kullanılmıyor ve bir zincirle kapatılmış. Şehirler değişiyor, binalar değişiyor ama o manzara değişmiyor. İşte akıllara durgunluk veren bir örnek daha. Yer bu kez Ankara. Burası da başkentin göbeğindeki Ulus'taki tarihi otellerden bir tanesi. Her gün yüzlerce misafirin konakladığı bir otel ama olası bir yangında o misafirlerin dışarı çıkması imkansız. Çünkü burası da tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi asma kilitle kilitlenmiş durumda. Adam mecbur kapatacak. Ona kapatmasa bina soyulacak. Burası da Altındağ Belediyesi'ne ait olan bir konuk evinin yangın çıkışı ama buradan da çıkmak imkansız. Üstelik buraya asma kilit de asılmamış. Kapısı kaynakla tamamen kapatılmış. Aslında hırsızlık için alınmış olan bu önlem çok kötü sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Yaklaşık nereden baksan 50-60 kişi kalıyordur yani. Bir yangın çıksa hiçbiri dışarı çıkamayacak. Ya, tabii ki çıkamaz ya. Burası da Ulus'taki bir PTT binası ve bu da o binanın yangın çıkışı ama burası da tamamen kullanılamaz hale getirilmiş ve kaynakla devre dışı bırakılmış. Her gün binlerce insanın işlem yapmak için geldiği yerlerden biri burası üstelik. Peki yönetmeliğe göre yangın kapıları ve yangın merdivenleri nasıl olmalı? Eğer olabiliyorsa böyle bir yangın odası olmak zorunda ve yüksek ısıya ve dumana duyarlı olmalı. İşte gördüğünüz gibi kapı da çok önemli. Kapı içeriden açılabilen böyle bir sistemi olmalı ve dışarıdan kesinlikle açılmaması gerekiyor.